Yeşil zeytin mi kurmak istiyorsunuz? Hemen anlatalım. Bakın, yeşil zeytinlerimizi ağaçlarımızdan topladık, yıkadık, kırdık, bidonun içerisine doldurduk ve çeşme suyu ile üzerine su ilave ettik. Bu suyu bir gün ara ile iki kez değiştirdik. Siz eğer ki kısa sürede yemeye başlamayı düşünüyorsanız 4-5-6 kez suyunu bir gün ara ile değiştirmelisiniz. Eğer ki zeytini 3-4 ay sonra tüketmeye başlayacaksanız bir veya iki defa suyunu değiştirmek yeterli olacaktır bir gün ara ile. Biz biraz daha geç tüketmeyi düşündüğümüz için zeytini bir kez değiştirdik. Şimdi ikinci kez değişimde kurulumunu gerçekleştireceğiz. Hemen açalım. Bakın, suyun yüzeyindeki zeytinler hafiften kararmaya başlamış. Bu normal bir durum. Hemen suyunu boşaltalım. Bakın, acı su ve bir miktar da zeytinin yağı gitti. 5 kiloluk pet şişenin içerisine ne kadar tuz koyacağız? 1 bardak kaya tuzu, kalın salamura tuzu ilave ediyoruz. Eğer ki siz 1 litrelik, 2 litrelik zeytin kuracaksanız her litre başına 1 yemek kaşığı kalın kaya tuzu koymanız gerekir. Arkasından hemen 1 tatlı kaşığı da limon tuzu koyuyoruz. Çay kaşığı, özür diliyorum, 1 çay kaşığı koyuyoruz biz. Kimisi 1 tatlı kaşığı, 1 yemek kaşığı koyuyor ama keskin tadından dolayı biz pek tüketemiyoruz. Sadece 1 çay kaşığı koyuyoruz. Evet, şimdi ne yapalım? Hemen üzerine hazır su ilave edeceğiz. Çeşme suyu değil, çeşme suyunda klor ve kireç olmasından dolayı ya arıtıcı suyu ya da hazır marketten aldığınız su kullanmanızı tavsiye ederiz. Hemen dolduralım. Kapağını kapatıyoruz. Şöyle bir aşağı yukarı yaptık. Yeşil zeytinin kurulumu tamamlandı. Bunu karanlık, loş bir ortamda bekletecekseniz zeytinin içerisinde gaz oluşumu olabilir. Böyle etrafı, şişenin alt tarafı şişebilir ve böyle kenarından su akabilir. Altına böyle bir tepsi koyarsanız etrafı kirletmemiş olursunuz. Bu zeytin 1-1,5 ay sonrasında olur. İstediğiniz herhangi bir zamanda tüketmeye başlayabilirsiniz. Peki, benim zeytinim olgunlaştı ve hemen tüketmeye başlayacağım. Ne yapıyorum? Bidonun içerisinden zeytinlerimi çıkartıyorum. Hemen bir yıkayalım, sudan geçirelim. Zeytininiz servise hazır. Zeytini yağ, limon, tercihe göre kekik, pul biber gibi değişik gıdalarla süsleyip servise hazır hale getirebilirsiniz. Bir ayrıntıdan daha bahsedelim. Bidonun içerisinden zeytini çıkarttınız, yıkadınız, tadına baktınız, biraz böyle acımsı veya biraz tuzluca. O zaman şöyle bir tatlı suyun içerisinde birkaç saat beklettikten sonra servise hazır hale getirirseniz daha tuzundan ve acısından arındırmış olursunuz. İşte muhteşem el yapımı zeytinimiz servise ve yemeğe hazır. Muhteşem. Size de tavsiye ederiz.